أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد عالمlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat onun Resulüne, selam onun izinden gidenlere, ona tabi olanlara, hepinize, hepimize olsun. Rabbim ayetleriyle birlikte olduğumuz bu zamanda ve bu mekanda anlatma, dinleme ve amel etme konusunda Rabbim yardımını üzerimizden eksik etmesin inşallah. Nisa suresini okuyoruz. 137. ayetten itibaren. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû. İman edenler, sümme keferu, sonra küfre girenler, sümme amenu, sümme keferu, tekrar iman edip sonra tekrar küfre dönenler, sümme zdadu kufran, sonra da küfürde ziyadeleşenler, küfrünü arttıranlar, lem yekunillahu liyagfira lehum, Allah böylelerinin tevbesini kabul etmez ve onları mağfiret etmez, ve la liyehdiyehum sebila, Allah onları doğru yola da iletmez. Beşşiril münafikine bi enne lehum azaben elime. Böylesi hayat tarzı olanlara, imanla küfür arasında gidip gelerek münafıklaşanlara elim bir azabı müjdele. Öyle münafıklar ki ellezine yettahizunel kafirine evliya min dunil müminin. Onlar kafirlerin yanı sıra kafirlerin ötesinde, berisinde, müminlerin berisinde kafirleri dost edinirler, veli edinirler. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Bütün izzet, bütün şeref, onur Allah'a aitken, Allah'ın yanındayken, bu tip insanlar kalkıp onların yanında, yani o münafıkların yanında izzet mi arıyorlar, diyor Rabbimiz. Bu bölümde, bu derste özellikle münafıklardan bahseden ayetlere yoğunlaşacağız. Daha doğrusu Rabbimizin bu konuyla alakalı özellikle bu konuya tahsis ettiği ayetlerini okuyacağız bu derste inşallah. Münafık kelimesini kullandı Rabbimiz zaten bu ifadede. Sonra da gelecek, tekrar tekrar münafık kelimesini kullanacak. Özellikle toplumda bizde İki yüzlü olarak ifade edilen kesimdir münafık. Belki iki yüzlü ifadesi, iki yüzlü tanımı münafığı tanımlamaya yeterli olsa bile aslında zihinlerimizde tam karşılığı yok gibime geliyor. Yani münafık aslında çıkarlarını merkeze alan, inancını ikinci, üçüncü plana iten insan demektir. Yani çıkarlarıyla örtüştüğü kadarıyla iman ehlidir. Menfaatlerini zedelemediği kadarıyla Müslüman görünür. Zedelendiği anda menfaatini Müslüman olmayı bırakır. Ya da menfaatine yaradığı kadarıyla Müslüman görünür. Münafık, kelimenin kök anlamı olarak ya da kök ifadesi olarak nefak kelimesine indiğimizde de karşılaştığı engellerin üstesinden gelen, kendince çözüm bulan, hiç karizmayı çizdirmeyen deyim yerinde ise karizmayı çizdirmeyen, bütün engellerin üstesinden gelen, aşabilen insan demektir. Nefak tünel anlamına geliyor. Köstebeklerin yer altında kazdığı ya da açtığı ve birden fazla çıkışı olan tünellere denirdi nefak Arapçada. Kur'an gelmeden önce de Araplar bu kelimeyi bu anlamda kullanıyordu. Dolayısıyla Allah bu kelimeyi aldı, bir inanç grubun adı olarak bize anlattı. Yani öyle bir hayat tarzı yaşıyor ki birden fazla çıkışı, girişi olan bir tünelden yakalamaya çalışıyorsunuz, bir türlü ele geçiremiyorsunuz. Bir o taraftan, bir bu taraftan çıkabilecek kadar kendince hünerli ve kabiliyetli, kendini ele vermeyen bir tip. Her yola uyan, her renge kendisini uydurabilen insan. Bir şey daha söylemek lazım bu ayetlere başlamadan önce. Münafıklardan bahseden bütün ayetlerin istisnasız, bütün ayetlerin okunması durumunda, okunması sırasında
Müslümanlar bu ayetlerin muhatabını Medine'de falan aramamalı. Peygamber dönemindeki münafıklardan hareketle bunu anlamamalıdır. Her bir Müslüman, bakın her bir Müslüman, her bir mümin bu ayetler okunduğunda bu ayetler acaba bize mi hitap ediyor? Ya da bu ayetlerin çizdiği çerçevenin içerisinde ortaya koyduğu özelliklerin bazılarında biz de var mıyız gibi bir endişeye sahip olmak zorundadır. Bu bizi mümin olmaktan uzaklaştırmaz. Ürkütmemeli de iyi Müslüman olmamız buradan geçer. Değilse öteden beri okunan şekliyle biz kafirlerden bahseden ayetler zaten bizimle ilgili değil. Cehennemden, azaptan, tehditten zaten bizimle alakalı değil. Münafıklar zaten bizim aramızda yok. Kim kaldı? Yani sadece bizden, müminlerden, cennetten, mükafattan bahseden ayetlerin muhatabı olarak kendimizi kabul etmek, Kur'an'ı doğru okumamak demektir. Böyle anlamak, evet Kur'an'ı doğru okumamak demektir. Onun için biz bu ayetleri okuduğumuzda öncelikle kendi nefsimizi ortaya koyalım. Bunlar gibi olmama gayretine girelim. Bu çabanın içerisine girelim. Ama her an bu tehlikeyle yüz yüze kalabileceğimizin de hesabını yapmak zorundayız. Bu gözle okuyalım şimdi. İman edenler, sonra küfre gidenler, sonra tekrar iman, tekrar küfür ve sonra küfürde artıran. Allah korusun. Hiçbirimiz böyle değiliz. Olmak istemeyiz elbette. Ama sondaki ayet, bakın Allah ne dedi? Münafıklara cehennem azabını, elin bir azabı müjdele. O münafıkların tanımını yapıyor. Önemli olan zaten tanımdır. Tanımda ne diyor? Bakınız iki özellik. Müminlerin yanı sıra kafirleri veli edinirler. Müminlerin ötesinde kafirleri veli edinirler. Ve de onların yanında izzet ararlar. Şeref ve izzeti onların yanında ararlar. Tabii veli edinmek dost edinmek değil. İslam düşmanlığı yapmadığı sürece, Müslümanlara savaş açmadığı sürece yanı başımızda olan kafir komşularla da güzel geçinmek İslam'ın emridir. Çorbamızı paylaşmak, onlara insani yardımda bulunmak. Evet, mümin kafir ayrımı gözetilmeden İslam'ın emridir. Yasaklanan bu dostluk kesinlikle değil. Ya yasaklanan velayettir. Velidir, evliyadır. Hep bu kelime kullanılır dikkat ederseniz. Yani onların kararını karar bilmemedir. Münafıkların özellikleri anlatırken kafirlerin velayetini kabul edenler derken yani onların kararını karar, onların kararını bağlayıcı bir karar olarak kabul edenler olarak anlatır dikkat ederseniz. Dostluğun ötesinde. Ne söyledilerse bağlayıcıdır. Herkes onların sözüne bakar. Münafıklar bu tip insanların sözüne baktığı için evet Allah münafıkları tarif ederken onlar ki kafirleri veli edinirler. Kararlarını karar olarak kabul ederler. Velayeti onlara verirler. Söz sahibi başlarına buyruk olarak kabul ederler. Münafıklar böyle bir kesim. İkinci bir özellik onların yanında izzet ararlar. Şeref ve izzet ararlar. Oysa bütün izzet Allah'ın yanındayken, bütün şeref Allah'ın yanındayken münafıklar kafirlerin yanında bu izzeti, onuru ararlar. Mesela bazen şöyle bir cümle kullanıldığını görürsünüz. Kimi farkında olmadan mı, bilerek mi, cehaletinin kaynağı mıdır nedir bilmem artık onu. Biz falanla birlikte yemek yedik. Birlikte yemek yedik diye şeref duyduğu, onur duyduğu kimsenin hayatına bakıyorsunuz. Hayatı işte muntazam değil. Ne dersiniz? Mesela şu cümlenin yerine kaldıralım şöyle bir örnek koysak. Memleketinizin en hırsızı, af buyurun en namussuzu ile alakalı olarak şöyle bir cümle kullansak. Biz onunla çok yakın aile dostuyuz. Gidip geliriz, hep beraber ziyaretleşiriz. Diyebilir misiniz? Hırsız, arsız, namussuz birisi için bunu diyemiyorsunuz. Peki inanç konusunda zaafı olan, zaafın ötesine geçen ve adeta küfürde yarışan bir o tarafa bir bu tarafa ama sadece kafir de değil bir imana giden bir küfre gelen bir insanla birlikte olmayı neden şeref sayarız? Neden izzetleniriz onunla? Neden onunla birlikte olmaktan gurur ve onur duyarız? Bu olsa olsa ancak münafıkların özellikleridir. Çünkü Müslüman kimin yanında kaldığında onur duyacağını çok iyi bilir. Kimin yanında kaldığında
onur duyacağını, kiminle beraber görüldüğünde izzet ve şerefinin artacağını çok iyi bilir ya da bilmek zorundadır. Değilse münafıkların özelliklerinin aynısı kendisini göstermiş olur Allah korusun. Tabii münafıkların kafirleri veli edinmesi ya da münafıkların kafirlerin yanında izzet aramaları durumunda Müslümanların da dikkati çekiliyor değil mi? Yani bunlarla birlikte olma konusunda da Allah bizim dikkatlerimizi çekecek. Böyle tip insanlar mı var çevrenizde? Yani bir o tarafa bir bu tarafa giden, Müslüman görünmesi faydasına olduğu zaman öyle görünen, ondan zarar görmeye başladığında ekonomik anlamda, sosyal anlamda, statü itibar anlamında Müslüman olmanın zararını hissetmeye başladığı zaman da başka telden çalan insanlarla beraber olmayı Allah yasaklayacak mı? Sadece onları dost edinme değil, sadece onların velayetini kabullenme değil, onlarla birlikte olmak dahi, bakın onlarla birlikte oturmak dahi, hasbelkader bir araya geldiniz ve berabersiniz. Ne dersiniz? 140. ayet çok dehşet bir ayet. Çok dehşet bir şeyden bahsediyor. Adeta her birimizin bakınız içerisinde bulunduğunuz, belki her birimizin her gün karşılaşabileceği, yüz yüze gelebileceği bir tehlikeli durumdan bahsediyor bakınız. Münafıkları veli edinmek bırakın bir tarafa, onlarla birlikte oturup kalkmak, onların konuştuğu şeylere suspus kesilmek, sessiz kalmak, sükût etmek, seyirci kalmak, onlarla aynı duruma düşme nedeni olarak Rabbimiz izah edecek. 140. ayet. Dinliyoruz Allah'ı. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Allah kitapta, yani vahide, yani bir yasa olarak şunu indirmiştir sizin için. اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا Allah'ın ayetlerinin örtbas edildiği ya da alay edildiğini duyduğunuz zaman, işittiğiniz zaman, Allah'ın ayetlerinin inkarı ile ilgili konuşmalar, Allah'ın ayetlerinin alaya alınmasıyla alakalı konuşmalar, tavırlar ortaya konduğunu gördüğünüz ve işittiğiniz zaman, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Onlarla birlikte oturmayın. حَتَّى يَهُودُ ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ Ta ki başka konuşmalara, başka konulara geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Başka konulara geçince oturabilirsiniz. Ama Allah'ın ayetlerinin alaya alındığı, onların örtbas edilmeye çalışıldığı bir ortam mı sizin bulunduğunuz ortam? Orayı derhal terk edeceksiniz. Eğer terk etmezseniz ne olur? İnnekum izen misluhum. O zaman siz aynen onlar gibisiniz. Ama ben onların gibi düşünmüyorum. Olsun, siz onlar gibisiniz. Arkasındaki tehdit daha bir dehşet. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Şüphesiz Allah kafirleri ve münafıkları cehennemde bir araya toplayacaktır. Çünkü bu insanlar Allah'ın ayetleriyle alay edildiği için, ettiği için, Allah'ın ayetlerini örtbas ettikleri, küfrettikleri için cehennemi hak ettiler. Onların yanında bulunan, sözüm ona Müslümanlar da, seyirci kalanlar da orayı terk etmediklerinden, yani tavır almadıklarından dolayı onlarla aynı statüdeler. Allah ve peygambere iman ettiklerini söylemeleri nafile. Söylemelerinin bir bedeli vardı burada. Allah'a ve peygambere söz söyletmemeleri idi. Müslüman olmalarının anlamı buydu. Hatırlayalım. 136. ayet-i kerimede Allah ne demişti? Ey iman ettiğini söyleyenler, iman edin demişti. İman ettiğini söylemekle iman etmek farklı şeylerdi değil mi? Evet, iman ettiğini söylemekle iman etmek farklı şeylerdi. Burada da bu durum zaten anlatılıyor bakın. İman ettiğini söyleyen bir adam böyle bir ortamda bulunuyorsa o ortamda bulunmamalı ve terk etmeli. Müslüman olması bunu gerektirir. Kalıyorsa orada, hiç tavırsız ve tepkisiz kalıyorsa onun işi bitiktir. İstediği kadar ben Müslümanım desin. Ve bunun tevbesi nedir biliyor musunuz? Sonraki ayetlerde gelecek gerçi. Bu günahın tevbesi de o günahın ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Sağlamadınız mı? Aynı ortamı oluşturacaksınız.
aynı ortamı oluşturduktan sonra tekrar tepki gösterecekse öyle tevbe olur. Bunun başka türlü tevbesi olmaz. Çok mu zorlaştırdık? Okuyun isterseniz. Mesela aynı benzer bir ayeti Rabbimiz bir de En'am suresinde anlatır. En'am suresinde. Ayet 68. Orada da buna benzer bir ifade var. وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَهُودُونَ فِي آيَاتِنَا Ayetlerimize dalanları gördüğün zaman, ayetlerimizle ilgili ileri geri konuşmaları gördüğünüz, duyduğunuz zaman فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ Onlardan yüz çevirin hatta يَهُودُوا فِي حَد۪يثٍ غَيْرِ Başka söze geçinceye, konuşuncaya kadar. وَاِمَّا يَنْسَيَنَّكَ الشَّيْطَانِ يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Eğer şeytan sana unutturursa kalkmayı, söylemeyi daha doğrusu, orayı terk etmeyi, şeytan sana unutturursa, o zaman hatırladıktan sonra hemen orada oturma, kalk. Zalim bir kavimle birlikte olma. 69. ayet, وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Takvalı olanlara, onlar adına bir hesap işlenmeyecek. Yani takvalıysa eğer, hatırlatıyorsa onun vebali yoktur. Orada bulunduğu sırada hatırlatmışsa, yaptıklarının yanlış olduğu uyarısında bulunmuşsa o takvanın gereğidir ve hesaba çekilmeyecektir. Değilse hesap konusudur. En'am suresi 68-69. Ayetler Mekki ayetler. Mekke döneminde inen ayetler. Okuduğumuz Nisa suresi medeni ayetler. Coğrafi anlamda değil, dönemsel itibariyle bu böyledir. Yani Müslümanların gidecekleri yurtları olmadığı dönemlerde Allah söz olarak müdahale edin diyor sanki En'am suresinde. Sözlü müdahalede bulunun. Nisa suresinde orayı terk edin diyor. Orayı terk edin. Mekki dönemde terk etmeyle birlikte sözlü müdahale vaziyeti kurtarmaya yetiyor. Çünkü terk etse nereye gidecek? Aynı evin içerisinde baba anne müşrik, kardeşler müşrik, bir tek fert Müslüman var. Terk edecek gidecek yeri yok çünkü. Söylemek ona kafi. Ama arkasından İslam toplumu oluştuktan sonra Müslüman böyle bir ortamda bulunmamalı. Çünkü gidecek yeri var. Varsa orada bulunmayacaktır. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerime sadece bir dönemle alakalı münafıklardan bahsediyor olamaz değil mi? Herhangi bir dönemle alakalı. Hele ki küfrün cirit attığı bir dönemde yaşadığımız belli. Bu dönemde böylesine ortamlarda bulunduğumuzda gözümüzün önünden ayırmayacağımız, ayırmamamız gereken bir ayet. Allah'ın ayetlerinin alaya alındığı ve küfredildiği bir ortamda. Ne yapacak Müslüman? Sözlü olarak müdahale edecek. En azından müdahale etmedi mi, gücünüz mü yetmedi? Terk edeceksiniz. Ya da orayı terk etmeye gücünüz var da sözlü müdahale mi gücünüz yetmedi? Sözlü müdahale edeceksiniz en azından. Yani Allah'ın ayetleriyle alay edildiğinde orada hiçbir Müslüman yokmuş gibi görülmemeli. Dikkat buyurun. Allah'ın ayetlerinin alaya alındığı bir ortamda hiç ses çıkarılmaması, tepki gösterilmemesi orada hiç Müslüman olmadığı anlamına gelecektir. Bir Müslüman varsa orada böyle bir izlenime fırsat vermemeli. Verirse orada bulunan her bir Müslüman yok hükmündedir. Tabii ya, yok hükmündedir. Ne diye sözlü müdahale etmiyorsun? Hadi sözle gücün yetmiyor. Ne diye orada duruyorsun? Efendim kapılar mı kilitlendi? Ha o başka. Ya da uçaktasınız böyle bir durumla karşılaştınız. Durma imkanınız yok. O başka tabii ki. Ya da kodestesiniz, hapistesiniz. Yani hürriyetiniz kısıtlanmış bir ortamdasınız. E gidecek yeriniz yok zaten. O başka. Ama özgür bir ortamdayken Allah'ın ayetleriyle alay edildiği bir ortamda eğer bulunuyorsanız ya sözlü olarak söylemek zorundasınız ya da orayı terk edeceksiniz. Terk etmenin de bir, dikkat edin, terk etmenin de bir üslubu vardır. Yani şöyle değil ha. Diyelim ki birisi atıp tutuyor İslam'a. Allah'a ve peygambere atıp tutuyor. Ve siz oradasınız. Belli bir makamdasınız. O makama ele geçirinceye kadar neler çekmişsiniz? Zar zor ömrünüzün ahirinde gelip o koltuğa oturmuşsunuz zoraki. Terk etseniz birden problem olacak, izah edemeyeceksiniz.
Elde ettiğiniz makamdan mahrum olacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Elinizi telefonunuza atıyorsunuz. Pardon dediniz, telefon geldi. Telefonla dışarı çıkıyorsunuz. Ne anlaşılır bu? Muhatabınız ne anlar? Ha, bu adam zaten bizim konuşmalarımıza tepki göstermedi. Sadece telefondan dolayı dışarı çıktı. Olmaz mı? Onursuz bir çıkış bakınız. Tabii onursuz bir çıkış. Ya da af buyurun ama tuvaletim geldi. Şöyle bir tuvalete gideyim. Şu ortam dağılıncaya kadar. Böyle onursuz bir çıkış olmaz Müslümanın. Adeta göstere göstere mi çıkılması lazım? Aynen öyledir. Bakın, ihtiyarınıza bağlı olmadan, kendi tercihinize bağlı olmadan bulunduğunuz ortam böyledir. Ya peki tercihinize bağlı olarak böyle bir ortama düşerseniz? Allah için dikkatlerinizi istirham ediyor. Ya Müslümanlar böyle bir ortamı yaşayacaklarını bile bile, öyle bir duruma, öyle bir ortama girdiklerinde her gün inançlarına hakaret edileceğini, o hakareti duyacağını bile bile ya orada bulunuyorsa bu mazeret midir sizce sessiz kalmak? Kim dedi ki orada bulun? Ha, kim dedi ki'nin hemen karşısında şöyle bir itiraz. Sen olmasan, ben olmasam başkaları bulunur. Yani sen olma, sen başkalarının cennete gitmesi için kendini cehenneme mi koyuyorsun? Ben babam için bile kendimi cehenneme atmam eğer mümkün olsa. Tabii ki ya. Başkaları, sana ne başkalarından? Allah sana böyle bir yükümlülük vermiş mi ki? Bakınız, gönüllü girdiğiniz ortamlar çok daha tehlikeli. Bunun mazereti de yoktur. Ya söyleyeceksiniz, ya tavır göstereceksiniz. Hadi söylemeye cesaretiniz olmadı. Yani dille değiştiremediniz, kalben buğz edeceksiniz. Terk edeceksiniz orayı. Kalben buğz etmek tepkisizlik değil bakın ha. Yanlış anlaşılıyor hep. Gücünüz yettiğinde elinizle, yetmedi dilinizle, yetmedi kalben buğz etmek. Kalben buğz etmek ne? İçine atmak, öyle mi? Böyle buğz olur mu hiç ya? Kalben buğz etmek budur. Elinize değiştiremediniz ortamı. Dilinizle de söylemediniz ama tavır olarak kalben buğz edip orayı terk edeceksiniz. Terk etmediniz mi? Kalben buğz da olmaz. İstediğiniz kadar kendinizi yiyip bitirin. İki Müslümanla yan yana geldiğiniz zaman o ortamı eleştiriyorsunuz. Orada eleştirseydiniz. Onun için ayetin son cümlesi çok daha dehşete düşürüyor bizi değil mi? Allah kafirlerle münafıkları bir araya getirecek cehennemde. Bunlar zaten kafir alay edenler. Kim münafık onlarla birlikte olacak? Sus pus kesilenler. Seyirci kalanlar. Sözüm ona sabır ve tahammül etmek lazım efendim diyenler. Aynen öyle. Sabretmek lazım. Sabrın da tarifini böyle değiştirdiler. Sabretmek lazım. Oysa böyle bir ortamda bu şekilde tavırsızlık beraberinde üç sonucu getirir bakın değerli kardeşlerim. Üç tane sonucu beraberinde getirecektir. Bu beraberinde getirdiği sonuçların bir kısmını biz şekil ağda çok gördük. Yakın tarihte. Çok gördük. Mesela bir defa böyle bir tavırsızlık İslam düşmanlarına cesaret verir, yüreklendirir. Onları güçlü gösterir. Aslında onlarda cesaret yoktur. Onlar kadar ülkek de yoktur. Onların cesaretli, şecaatli konuşmalarının öyle görünmelerinin nedeni Müslümanların tavırsızlığıdır. Onları cesaretlendirir. Bir daha yanlış yaptırır onlara. Niye? Çünkü zaten herkes sabır deyip duruyor. Sabır çekiyor. İkincisi, bir de Müslümanlara yansıyan bir zaafı var. Kanıksama dönemi başlar. Hassasiyetler kırılır. Kanıksar artık. Artık benimser bu işi. Sıradanlaşır. Allah için kendi şehrinizde bunu mukayese edin. Şu anda şehrinizde yaşanan hayatın, sosyal hayatın bozukluğu 10 sene önce, 15 sene önce olsaydı ne yapardınız? Ama gayet normalleşti değil mi? Niye? Çünkü dün bu işin çilesini çeken annelere bugün kızları benzemiyor ki. Kendi evinizin içinde problem var. Dün bu işin çilesini çeken babalara bugün çocukları kendi oğlanları hiç benzemiyor. Yani kale içten fethettiler. Tavırsızlığımızdan. 15 yıl önce şu anda görülen manzaraların hiçbirini göremezdiniz. Tahammülünüz yoktu çünkü. Ama bugün kanıksadınız.
Niye? Normalleşti, sıradanlaştı. Dur bakalım ne olacak dendi hele. Sabır dendi, tahammül dendi. Hatta öyle bir sabır tahammül çizgisi çizildi ki bize, kendi evimizin içerisinde bile bu olduğu zaman buna bile tahammül etmeye başladık nasıl olduysa. Yani kendi evinizin içerisinde bir odada gayrimeşru bir ortam var. Kızınız, oğlunuz neyse işte gayrimeşru bir ortam dediğim ya ahlaksızlıktır, ya filmlerdir, ya müziklerdir, ya hoppaladır bilmem ne. Ne yapıyorsunuz? Elle değiştiremiyorsun. Niye? Gençtir. Yazık. Dille de değiştiremiyorsun. Ya kalbi kırılırsa? Ne yapıyorsun? Kalben buğz ediyorsunuz. Odanın kapısını çekiyorsun, öbür odaya gidip oturuyorsunuz. Maşallah ne güzel kalp buğz ettiniz değil mi? O odayı terk etmeyi siz, sizin sorumluluğunuzda olmayan bir ortamda, bir salonda yapmalıydınız. Evinizde değil. Anlatabildim mi? Onun için bu tavırsızlık bizi bitirir. Ve daha kötüsü, daha kötüsü günahkar bir toplum, günahkar bir toplum haline getirir bizi. Yani kafirlerle eş değer hale getirir bizi. Bir de en tehlikeli sonucu da maalesef bu. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerinin alay edildiği, küfredildiği, özellikle sözlü ama kimi zaman da fiili olarak bunların yapıldığı bir ortamda bir şeyler hatırına suspus kesilmenin, sabır adına beklemenin, sessiz kalmanın insanı münafık yapacağından bahseden bir ayet okuyoruz. 140. ayet. Bazen mesela insanlar, esnaf tüccar kardeşlerimiz beni bağışlasın, herkes aynı değil tabii ki. Ama mesela bakarsınız, şahit olursunuz, adama bir mal, bir meta, bir eşya satacak diye adamın karşısında girmediği kılık kalmıyor. Müşteri kaybetmemek adına. Evet yani bir şeyler satıyorsun. Doğru değil tabii ki. Ama karşı taraftaki insan müşteridir diye, müşteri kaybetmeyelim diye de onun dine olan hakaretini, dine yaptığı hakaretleri de içinize çekemezsiniz. Müşteriyi kaybetmek mi yoksa cenneti kaybetmek mi önemlidir? Bunu yapamazsınız. Ya sözlü olarak müdahale edeceksiniz. En'am 68-69 bize bu yolu veriyor. Orayı terk edeceksiniz veya. Hangisi mümkünse. O da yok, o da yoksa o zaman ayetin sonunu yeniden okuyalım. İnne Allahe cami'ul münafikine vel kafirine fi cehenneme cemi'a. Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya toplayacaktır. Neuzubillah. Diğer taraftan mesela kimi insanlar görürsünüz. Kendi inançlarını önemsediklerinden dolayı, cidden inanç konusunda çok samimi ve ihlaslı olduklarından dolayı, yani kendi inançlarıyla alakalı söylüyorum. İhlas ve samimiyetlerinden dolayı, kabullendikleri inançlarına aykırı bir tavır gördükleri zaman ne yaparlar? 1000 kişilik bir salonda en önde dahi olsa terk edip gidiyorlar değil mi? Evet, alnından öpülür tabii ki. Niye? Çünkü inancının müminidir o adam. Samimidir gerçekten. Yani ya sahnede gördüğü bir tavırla, ya sahnede konuşanın kullandığı bir cümleden hareketle artık orada kalmak benim için anlamsızdır deyip çekip gider. Öyle burnunu tutarak değil, telefona sarılarak değil, işim çıktı görüntüsüyle, pozuyla da değil. Açık ve net bir tavırla benim burada olmam inançlarıma aykırıdır der, oradan çekip gider değil mi? Tabii ya. Bu da mı Müslümanlara örnek olmaz? Ve Müslümanların her gün göz önünde cereyan eden bu örnekler de mi örnek teşkil etmez? Müslümanların buna hakkı yok. Biz içimizden fethedildiğimizden dolayıdır ki dışarıda bir tavır ortaya koyamıyoruz maalesef. Kendi evimizde bile tavır gösteremiyoruz ki başkalarının evinde nasıl tavır göstereceğiz ki? Uzak değil mi? Allah korusun da işimiz bu anlamda gerçekten yaş. Bizi gerçekten tehlikeli bir süreç bekliyor eğer hayatımızı değiştirmezsek. Münafıklardan bahseden bölüm devam ediyor. Ellezine yeterabbasune bikum. Onlar ki sizi gözetlerler. Dur bakalım ne olacak bu müminlerin hali derler. Fe in kana lekum fethun min Allah. Allah'tan bir fetih, bir açılım size geldi mi? Kalu derler ki elem nekun maakum. Sizinle birlikte biz değil miydik?
Ve in kâne lil kâfirine nasibun. Kafirlerden yana bir fetih, bir açılım, bir nasip, bir hisse, bir kolaylık, güzellik ortaya çıktı mı? Kâlû derler ki, elem nestahviz aleykum ve nemna'akum minel mu'minin. Sizin üstünlüğünüzü sağlamadık mı? Müminleri sizden alıkoymadık mı, engellemedik mi derler. Fallahu yahkumu beynekum yevmel kıyame. Bunlar böyle. Allah ancak kıyamette bunlar arasında hüküm verecektir. Dünyada ben Müslümanım dedikleri sürece de birisini kafir diye niteleyemezsiniz. Ama tanımak zorundasınız. Bunu netleştiren değerli kardeşlerim. Birine münafık kafir demek istenmiyor bizden. Tanıdığınız, nifak özelliklerini gördüğünüz, teşhis ettiğiniz, küfür özelliklerini gördüğünüz, teşhis ettiğiniz bir insanı o zaman o şekilde değerlendirin ve tavrınızı ona göre alın. Değilse tepesine binip sen kafirsin, sen münafıksın diye damgalayın değil. Bilin, çünkü kıyamette asıl Allah aralarında hüküm verecektir. Dünyada, bakın Hazreti Peygamber de aynı şekilde davranmamış mıydı? Münafıkların aslında keferu ba'de imanihim, keferu ba'de islamihim, imandan sonra kafir oldu, imandan sonra kafir oldu diye niteler Kur'an münafıkları. Peygamber bunu en iyi bilen olduğu halde hiçbir zaman münafıklardan hiç kimseyi kafir statüsüne koymadı. O şekilde muamele etmedi. Ama hiçbir şey yokmuş gibi de davranmadı. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmadı bakınız. Ne yaptı yani? İstişarede onları baş köşe oturtmadı. Önemli konuları onlara sormadı. Geldikleri zaman kabul etti, gelmedikleri zaman da ceza vermedi mesela. Nasıl olsa bizden değiller gibisinden. Anlatabiliyor muyum? Cihada gelmedikleri zaman niye gelmedilerini sorgulamadı. Çünkü yalan söylediler, mazeret uydurdular. Müslümanlar mesela cezalandırıldı değil mi? Kâb bin Malik ve arkadaşları gibi. Böyle bir tavır gösterdi peygamber münafıklara. Evet, yani öteden beri böyle bir inanç zikzaklığı var. Bir o tarafa bir bu tarafa gidip geliyorlar. Müslümanlara bir şey geldiği zaman biz sizinle beraberdik. Bak biz de size finansal destek sağladık. Gönlümüz sizinleydi. Her ne kadar gelemediysek de hasta olduğumuz için, yok bilmem burada olmadığımız için, aslında hepsi yalan. Sizinle beraberdik. Ama kafirlere bir zafer, bir galibiyet geldi mi onların yanına koşarlar. Bak biz sizin üstünlüğünüzü sağladık. Katkımızı unutmayın, iyiliğimizi unutmayın. Müminleri biz sizden alıkoymaya çalıştık. Onları oyaladık, onların içerisine girdik. Siz dışarıdan, biz içeriden fethettik anlamına söylemeye çalışırlar. لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا. Bilesiniz ki Allah hiçbir zaman müminler üzerinde kafirler için bir yol vermez. Kafirlerin Müslümanlara, müminlere galip olma imkanını vermez Allah kafirler. Bu cümlenin sonuna bir soru işareti koysak mı? Vermez diyor Allah ama biz vermez mi diye soralım kendimize. Allah öyle diyor bakınız. Allah müminlere galip getirmez kafirleri. Kafirlerin müminler üzerine hakim olması fırsatını vermez. Vermeyecek üstelik len diyor. Len ifadesi. Vermeyecek. Peki biz mi mümin değiliz? Dünya Müslümanları mı iyi Müslüman değil? Yoksa bu ayette mi bir problem var? Belli bir dönemde tefsir ile ilgili yorumlara tarihsel anlamda böyle kronolojik olarak baktığınız zaman bir döneme kadar bu ayet şöyle yorumlanmış. Hiçbir zaman kafirler Müslümanlara galip gelmez. Yani galip gelmez derken böyle uzun süreli bir galibiyet olmaz. Uhud gibi gelip geçici bir galibiyet olabilir. Onun dışında hakim olacak, egemen olacak bir galibiyet Allah kafirlere vermez diye anlamışlar. Belli bir dönem sonra yapılan yorumlara bakıyorsunuz. Bakmışlar ki Müslümanlar hep mahkum, diğerleri hakim. Ha demişler, bu ayet bu şekildeki hakimiyetten, egemenlikten bahsetmiyor ya. Kafirler Müslümanlara hakim olsa da gönüllerine hakim olmaz. Yani. Tabii ki hakim olamaz gönüller. Peki bu ayet nasıl doğrusu sizce? Müslümanlar Müslümanca bir hayat ortaya koydukları sürece kafirlerin tasallutuna girmeyecekler. Bu bir vaattir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadislerinde buyurur ki mealen, ben Rabbimden üç istekte bulundum. Rabbim bu üç isteğin ikisini kabul etti, birini reddetti. Dedim ki ya Rabbi, ümmetimi toplu bir şekilde helak etme. Rabbim kabul buyurdu. Ümmetin toplu helaki. Yani olmayacak şey çünkü. Allah bunu bu ümmet için uygun görmemiştir. Geçmiş ümmetlerin
dinleri ya da peygamberleri bölgesel olduğu için ümmet olarak yok edilme gibi bir azap modeli vardı. Ama peygamber ümmeti evrensel olunca, dünyanın bütün köşe bucaklarında Müslüman olunca, ümmet olarak geçince sanki bu dua kabul ediliyor bakınız. Ümmetimi toplu helak etme, Allah bunu kabul etti. Ümmetimi kafirlerin boyunduruğu altına koyma, Allah bunu da kabul etti. Ama dedim ki ya Rabbi, ümmetimin helakini kendi aralarında yapma dedim, Allah bunu reddetti. Ümmetimin helakini birbirleriyle uğraşarak yapma. Bize de bunu peygamber gösterdi üstelik bak. Yani Allah'ın kitabı gibi bir kanun, peygamberin sünneti gibi model bir örnek varken, Müslümanlar kendi aralarında çekişmeye, didinmeye girdi mi, zaafları kaybolacak ve kafirlerin tasallutuna o zaman girecekler. Bu olmadığı sürece Müslümanlara kimse galip gelmeyecektir. Tekrar edeyim. Müslümanların bir araya, yanlış söylüyorum, Müslümanların birbirlerine girmeleri kafirlerin egemenliğine davetiye çıkarır. Kendi aralarında çekişmeleri, didişmeleri kafirlerin hakimiyeti için bir davetiyedir. Değilse bu yoksa ebediyen Allah kafirler için Müslümanlar üzerine bir tahakküm imkanı vermeyecektir. Bunu böyle anlıyoruz. Onun için bu ayetler, münafıkların anlatıldığı ayetler arasında bu cümleler geldi bakınız. Yani samimi, ihlaslı bir inanç ortaya koymadığımız zaman kafirlerin tasallutu gibi bir tehlike söz konusu olacaktır. Bunu Rabbimiz bize hissettiriyor, ihsas ediyor. Tanıtıyor Rabbimiz münafıkları. İnnel münafikine yuhadi'unallah. Allah'la münafıklar Allah'la alay ederler. Ve huve khadi'uhum. Oysa Allah onlarla alay eder. Onlar Allah'ı kandırırlar. Oysa Allah onları kandırır. Ve izâ kâmu ilâ s-salâti kâmu küsâlâ. Namaza kalktıkları zaman onlar üşene üşene kalkarlar. Yuraûnennâs. İnsanlara gösterişte bulunurlar. Ve lâ yedkurûnallâhe illâ qalîlâ. Çok az Allah'ı zikrederler. Değilse Allah'ı zikretmezler. Allah'ı hepten zikirsiz değil. Zikrederler ama çok az zikrederler. Ya da Müslümanların yoğun olduğu, Allah'ı zikretmenin artı değer ifade ettiği ortamlarda Allah'ı zikrederler. Değilse Allah'ı zikretmezler. Münafıklar. Bakara suresinde de benzer bir şey Rabbimiz ifade ediyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا. Onlar Allah'ı kandırırlar ve iman edenleri kandırırlar. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Farkında olmadan kendi kendilerini kandırırlar diyor. Burada da benzer bir ifade. Aslında Allah kanar mı? Onların kendi açısından bu böyle mesele. Yani onlar zannetiyorlar ki Allah'ı kandırdık, müminleri kandırdı. Hayır öyle değil. Onlar sadece kendi kendilerini kandırıyorlar. Ya da Allah onları kendi kandırmalarıyla baş başa bırakıyor. O kandırmalarını kendilerine yansıtıyor. Kendilerine bedel olarak ödetecektir anlamına gelir. Geçtik burayı da. Asıl özelliklerine dikkat ettik mi? Onlar ki namaz kılarlar, namaz kılmazlar değil. Namaz kılarlar da küsala kılarlar. Yani tembel tembel. Yani üşene üşene. Bu üşene üşene kılmanın farklı şekilleri vardır tabii. Üstelik yuraunen nas varsa beraberinde insanlara gösteriş yapmak amacıyla. Hemen zihinleriniz Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine gitsin biraz. Münafıklar mescitte niye var? Niye Müslümanlarla birlikte namazda bulunmak zorundalar? Yalnız başına namaz değil. Bakın dikkat edin. Cemaatle birlikte namaza katılmak zorundalar. Neden? Çünkü orada bulunmadıkları zaman küfür damgasını yiyeceklerdi. Evet öyleydi. Bu küfür damgasını yememek adına Müslümanlarla birlikte. Ama giderken nasıl gidiyorlar? Üşene üşene gidiyorlar. Yani hep ayakları böyle geriye gider gibi gidiyorlar camiye, mescide. Gitmek istemiyorlar ama gitmeseler olmayacak. Mecburen gitmek zorundalar. Kimse de zorlamadı bakın. Yani münafıklar camiye gelmediği zaman evleri başına yıkılmadı. Kamçı cezasına çarptırılmadı. Öyle yok bir şey. Ama gitmek zorundalardı. Çünkü küfür damgasını yemekten korkuyorlardı. Onun için üşene üşene gidiyorlar. Bunu anladık. Biz böyle değiliz elhamdülillah. Hiçbir namaz kılan Müslüman üşene üşene kılmaz. Üşene üşene kalkmaz. Yani görevi savma kabiliğinden namaz kılmaz. Aradan çıkarma kabiliğinden hiç kılmaz.
namazı aradan çıkarma kabiliğinden hiç olmaz. Yemek arası, hatta bazen gençler maç arası, bazen iş arası namaz. Yani boşluk buldu mu namaz. Yani işten arta kalan zamanlarımız namaza. Böyle Müslümanın böyle bir namazı olmaz. Namaz merkezde olması lazım. İşler namaza ayarlanmalı. Namaz işe göre değil bakınız. İşler namaza göre ayarlanmalı. Yolculuk namaza göre ayarlanmalı. Namaz yolculuğa göre değil. Anlatabiliyor muyum? Böyle olmak zorundadır. Zaten Müslüman da bunu yapar. Buradaki üşenme şeklinde tamam biz bunda değiliz. Ama bakın şöyle bir sahih hadiste duymuş olmalısınız. Çok okuruz bunu çünkü. Şu namaz münafığın namazıdır der Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Oturur, güneşi gözetler. Nihayet güneş şeytanın iki boynuzu arasında batmak üzere olunca kalkar. Dört rekat gagalar ve pek azı müstesna Allah'ı zikretmez diyor Allah Resulü. Tavuğun yem topladığı gibi bir namaz kılar. Yalnız başına namaz kıldığından bahsediyor. Deminki cemaatle birlikte hadi onu anladık. Ya bu? Üşene üşene de değil. Mecbur kalmaya, kılmaya kalkıyor. Kılarken de belayı savma kabilinden kılıyor. Şöyle bir hadisi de daha önce hatırlatmıştım. Yeniden hatırlayalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam riyanın, şirkin bir türü olarak riyanın tanımını yaparken bir örnek veriyor. Bir insan ki yalnız başına kıldığı namazla Müslümanlarla cemaatle birlikte kıldığı namaz arasında bir fark varsa bu bir rüyaydı ve şirkin bir türüydü demişti. Namazını insana göre ayarlayan. Yani cemaatin zaafına göre namaz ayarlama değil bu bahsettiğim, öyle değil. Yani yalnız başına paldır küldür ama cemaatle birlikteyken yani ayıp olmasın diye namazı uzatanlar. Yalnız başınayken bir defa dahi Sübhane Rabbiyel Azim demeyen ama cemaatle kılarken beş defa Sübhane Rabbiyel Azim diyen, uzatan. Bakın, kılmayandan bahsetmiyoruz değil mi? Kılandan ama böyle bir kılmadan bahsediyoruz. Bu da münafır namazıdır. Bu da riyadır. Maun suresinde de buna benzer bir ifade geçer. فَوَيْنُ لِلْمُسَلِّينَ diye. Namaz kılanlara yazıklar olsun. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Onlar ki namazlarından gafildirler. Namazlarının künhüne vakıf değiller. Mahiyetini kavramamışlar. Öylesine kılıyorlar. Babası dedi diye, hocası dedi diye kılıyorlar. Namaz nedir onun bilincinde değilken kılıyorlar. O namaz kılanların vay haline. Namaz kılmayanların söylemeye bile gerek yok ki. Hiç duydunuz mu? Sahabe olacak ama namaz kılmayacak. Var mı öyle bir örnek? Ben hatırlamıyorum. Gören varsa söylesin. Bakın, zina eden ve tevbe eden sahabi var. Hırsızlık yapan tevbe eden sahabi var. İçki içen tevbe eden var. Cihattan kaçan var. Yalan söyleyen var. Yalan şahitlikte bulunanlar var. Peygamberi dolandıran var. Tevbe etmiş sonra tabii. Yani bunlar hepsi tevbeyle birlikte. Sürekli olmamış. Ama namazı sürekli kılmayan ve adına sahabe diyeceğiniz bir adam yoktur. Yoktur. Her türlü günahın bir şekilde örneğini görürsünüz. Ama sürekli namaz kılmama gibi bir örnek göremezsiniz. Nasıl olduysa, kim buna neden olduysa bilmiyorum ama bizim toplumda namaz ibadetlerden bir ibadet olarak sadece algılanır. Yani tırnak içinde söylüyorum. İbadetlerden bir ibadet. Yani olsa iyi olur. Olmasa, olmasa ne olur? Mesela bazen birbirimize bir adamı tanıtırken tarif ederiz. Bu adam çok iyi. Şöyle dürüst, şöyle ahlaklı, şöyle terbiyeli. Sorun hemen, namaz kılıyor mu? Namaz kılmıyor. Bırak terbiyesini, dürüstlüğünü bana ne? Yok ki zaten. Namaz yoksa bitmiştir zaten. Yani adam namaz kılmıyorsa dürüstlüğü nerede? Adam dolandırıcı değil, hilebaz değil, namaz kılmıyor. Ya keşke hilebaz olsaydı namaz kılsaydı. Namaz hiç olmasa onu durdururdu bari. Anlatabiliyor muyum? O olsaydı bir şekilde tutma imkanı vardı bunun. Ama berisini anlatma, ifade etme imkanı yok bakınız. Ve ben şöyle bir örnek de hatırlamıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın önüne bir cenaze gelecek. Bu adam namaz kılmamış olacak. Yok böyle bir örnek ya. Yok böyle bir örnek. Yapamazsınız. Namaz kılmayan bir insanın, yani kendisine dua etmeyen, kendi namazını kendisi kılmayan bir insanın namazını niye Müslüman kılsın? Bırakın namaz kılmayanlar onun namazını kılsın, dua yapsınlar. Zaten birileri kılar mecburen değil mi? Yani namaz kılmadığını bildiğiniz bir insanın
namazını kılmak gibi bir mecburiyetiniz zaten yok. Anlatabiliyor muyum? Bu tavır eğer Müslümanlar tarafından gösterilse, ben eminim, imanım gibi de biliyorum ki, namaz kılmamakta direnen insanlar biraz hayatlarına çeki düzen verirler. Tabii ya. Ama nasıl anladık? Namaz kılmasan da Müslüman olunuyormuş ya. Tıpkı kitabı öğrenmesen de Müslüman olunuyor gibi. Kur'an okumasan da Müslüman olunuyor gibi. Hep öyle öğrettiler çünkü bize. Oysa sahabe arasında, sahih hadiste geçtiği üzere, ashab-ı kiram arasında namazın terkinden başka hiçbir günah küfür olarak kabul edilmezdi. Sadece küfür olarak kabul edilen bir tek günah vardı, o da namazın terkiydi. Parantezlerle biz bunu da doldurduk. Aslında küfretmek burada inkar ederek terk etmek. Yok canım. Peygamber bunu izah edemez miydi? Yani kafir mi diyoruz? Vallahi sahabe böyle diyor bakınız. Namazın terkinden başka hiçbir günahı küfür olarak nitelendirmezdi sahabe. Sadece namazın terkini küfür olarak anlatırdı. Diyor ashab-ı kiram. Allah Resulü de bu mealde bir şey söyler değil mi? Bizimle kafirler arasındaki tek fark namazdır. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ Arapça bilen kardeşlerimiz çok iyi bilir. فَقَدْ كَفَرْ قَدْ كَفَرْ Hem mazi fiil tekidiyle hem kad kelimesinin tekidiyle küfre girmiştirdir. Terk ederse. Bir vakit kaçırdı, büyük bir vebaldir. Telafisi yok, o ayrı bir şeydir de. Fakat terk etmek, kılmamak anlamındadır. Evet, bu küfürdür gerçekten. Ama bakın münafıklar da onun için zaten namaz kılmak zorundaydılar. Üşene üşene de olsa gitmek zorundaydılar. Ve Allah'ı da pek fazla zikretmeyen insanlardan bahsediyor. Devamında Rabbimiz der ki, مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا اِلَٰهَا اُلَا وَلَا اِلَٰهَا اُلَا Zıp zıp topu gibi. Adeta zıp zıp da sanki buradan mı gelmiş? Müzebzebin. Zıp zıp topu gibi. Git gel. İman küfür arasında. Bir imanda bir küfürde. Bir Müslümanlar yanında bir kafirler yanında. Gidip gelir bunlar. La ilahe ula ve la ilahe ula. Ne ötekindendir ne berikindendir. Karar kılmamıştır bir türlü. Karar verememiştir. Ve men yudlilillahu felen tecide lehu sebila. Kimi de Allah saptırmışsa, yani saptığından dolayı Allah onu sapıklık içerisine bırakmışsa ona sen bile bir yol bulamazsın diyor Rabbimiz. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Rabbim bizi bize bırakmasın inşallah. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etûbü ileyk.